Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 26 Şubat 2022 tarihli ve 31.762 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğe ait dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin kararda 74 şirkete Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilmişti. 31 Ağustos 2022 tarihli ve 31.939 sayılı resmi gazetede ise 75. firma olarak Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilmiş oldu. Kadir Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre, Aselsan ihracatta düşük faizli krediler, KDV iadelerinde kolaylıklar, düşük oranda teminat mektupları ve devlet desteklerinden öncelikli yararlanma hakkına sahip olacak. Dış ticaret sermaye şirketleri, ülkemiz ihracatının geliştirilmesi, tanıtılması ve pazardaki payının arttırılması için devlet yardımlarından öncelikli olarak faydalanabilen özel statülü şirketler olarak tanımlanabilirler. ESİS Hukuk Bürosu'nda yer alan bilgilere göre mevzuatta sözü geçen ve ülkemiz ihracatının geliştirilmesi, tanıtılması ve pazardaki payının arttırılması için devlet yardımlarından öncelikli olarak faydalanmak diye tanımlanan avantajlarına örnekler, ihracatta daha düşük oranda teminat mektubu istenmektedir. %4'lük teminat mektubu karşılığında nakden KDV iadesi sağlanmaktadır. Normalde 4000,00 TL'nin altındaki nakdi KDV iadelerinde gümrük beyannamesi ya da fatura teyidi istenirken, dış ticaret sermaye şirketlerinden bu belgeler talep edilmemektedir. Exim Bank kredilerinden daha düşük bir faiz oranı ile yararlandırılmaktadır. Gümrük yönetmeliği uyarınca onaylanmış kişi statüsü alınırken imalatçı olma şartı aranmamaktadır.